Allahu Allah. Ena bizim için bize. Hu ve o Mevlana bizim Mevlamızdır, Efendimizdir, ilahımızdır, Rabbimizdir. Ve alallahi ve Allah'a sadece ona, sadece Allah'a fel yetevekkel tevekkül etsin, tevekkül etsinler. El mu'minune, müminler. El mufredetu kelimeler. Kale yekulu kavlun dedi söyledi. Esabe yusibu isabetun isabet etti başına geldi. Ketebe yektubu kitabetun yazdı. Mevlen mevalin el mevali mevla efendi sahip. Tevekkele yetevekkelu tevekkulun tevekkül etti güvendi. Amene yu'minu imanun iman etti inandı. Mu'minun mu'minune, mü'min, inanan. Ayetin biraz daha derinlemesine, incelemesini yapalım. Kul, kaleye yekûlu, kavlun, fiilinin emri. De, de Burada bir emir var. Emir söz konusu olduğunda fail ente olmuş olacak. Kul fiil ente gizli bir sen fail. Ondan sonraki bölümde onun mefulü yani nesnesi olmuş olacak. Kale fiili ve onun türevlerinden sonra gelen cümleler mekulul kavl adı altında. Yani söylenilen söz, aktarılan söz olarak genelde burada olduğu gibi meful olacaklar. Mefulun bi. O yüzden de cümle olarak mahallen mansuptur denecek. Peki söylenilecek olan söz nedir? Ne söyle? Len diye başlayan bölüm söylenilecek söz. Len geleceğe yönelik bir şeyin olmayacağını, olamayacağını ifade eden bir yapı. Muzari fiilin başına geliyor. Len yusibe isabet etmeyecek, etmez, etmesi mümkün değildir. Na, zamir, muttasıl bir zamir, bitişen zamir, fiile bitişen zamirler mef'ulün bi oluyor. Yani bize isabet edemez, etmesi mümkün değildir. İlla gelince bunun istisnası olmuş olacak. Peki bunun bir istisnası var mı? Genel bir hüküm bu. Bize hiçbir şey isabet edemez. Çok iddialı bir laf. Peki illa ancak ne isabet eder? Ma öyle bir şey ki isme usul. Ketebe yazdı. Allahu Allah lena bize. Ancak ve ancak bize Allahü Teala'nın yazmış olduğu, bizim kaderimize yazmış olduğu, bizim için takdir etmiş olduğu şey bize isabet edebilir. Onun dışındaki, onun yazdıklarının dışındaki hiçbir şey başımıza gelmez. Burada ma-is mevsul olarak gelmiş Keteballahu lena bölümü sıla cümlesidir denir ve o manın içinde kalan bir bölümdür. O yüzden de sıla cümlesinin İrab'dan mahalli yoktur denir. O isme mevsulün içinde kaldığı için. Ketebe fiili normalde yazılan bir şeyi de gerektiriyor. Ne yazıldı? Burada ifade edilmemiş. Kime yazıldığı söylenmiş lena denilerek bize yazıldı fakat ne yazıldığı ifade edilmemiş. Burada gizli bir huve var. Ketebe huve yani ketebe hu Allahu lene takdiri var. Ayetlerde çoğu defa bu tür hazifler söz konusudur. Allahü Teala kısaca meramı anlatmaktadır. O zaten erbabı tarafından anlaşılmakta ve anlatılmaktadır. O dilin kendi çocukları bunu çok rahat anlamışlar zaten zamanında. Dilde Kısaca anlatılabilecek şeyler uzatılmadan anlatılır. Buna icaz denir ve ciz olarak ifade etme. O yüzden buradaki hu zamiri düşmüştür. Bu hu zamiri ait zamiri olarak da isimlendirilir. Damirun aidun yani ismi mevsüle geri dönen dönücü zamir anlamında. İstisna kurallarına bakacak olursak müstesna diye bir konu vardır Arap gramerinde. İstisna konusu. Burada bize isabet etmeyecek dendiğinde neyin olduğu söylenmemiş. Yani müstesnamin gelmemiş. Kendisinden istisna yapılacak bir kategori ifade edilmemiş. İlla diye istisnası gelmiş. Peşinden gelen bölüm aslında bu yusi benanın öznesi konumunda. Dolayısıyla da bu ma mebni olduğu için her zaman ma değişmeyecek. Bina gibi sapasağlam değişmiyor. Böyle kelimeler var mebni sayılan hiçbir zaman şekli değişmiyor ama biz onların konumuna göre ona bir konum takdir ediyoruz. Burada onun konumu da fail olacak. Çünkü esabe yusibu fiilinin faili gelmemiş. Özne konumunda olacağı için mahallen merfudur deriz ma ismi mevsulüne. Buradaki ketebe fiili yazdı levhi mahfuza yazdı takdiri yapılabilir. Allahü Teala bunu yazmış. Türkçemizde alın yazısı, yazgı dediğimiz şey Arapçada da ketebe fiiliyle ifade edilmiş. O yüzden başına bir iş geldiği zaman kişi bizde mesela alın yazım deriz. Araplarda da mektub diyorlar. Yani yazılmış. Ve bir şeyin olmasını istemiyorsak biz ne deriz? Allah yazdıysa bozsun deriz. Allah göstermesin deriz. Arapçada da la Allah diye bir ifade var. Allah yazmasın. La kadder Allah. Allah takdir etmesin la semahallah Allah müsaade etmesin diye böyle bir dua var. Dualarda mazi fiil kullanılıyor genellikle. Duanın kesinliğini de ifade etmek için bunu istiyorum ve bu şekilde inşallah olur diye. Huve mevlana. O bizim mevlamızdır. Huve mübteda Allahu Teala'ya racidir. Onu ifade ediyor. Mevlana bizim mevlamızdır. Mevla muzaf na muzafun iley. Na muttasıl zamirdir. Muttasıl zamirler isme bitişince muzafun iley olur. Yani isim tamlaması oluşturur. Hüve mübteda oldu. Burada mebni olduğu için mahallen merfudur diyeceğiz. Çünkü mübtedalar merfu kabul ediliyor. Özne konumunda oldukları için. Mevlana da yine aynı şekilde izafet şeklinde gelmiş ve irabı açıktan gözükmüyor. Normalde haber konumunda olan kelimeler merfu okunurdular. Ama damme gözükmüyor Mevla kelimesinin sonunda. O zaman biz de bunu orada takdir edeceğiz. Çünkü Mevla kelimesi özellikle bir kelime. Maksur isim adı altında kullanılan kelimelerden. Burada da dammeyi takdir etmiş olacağız. Burada bir ötre varmış gibi düşüneceğiz. Haber de marife gelmiş. Çünkü Mevla kelimesi nekradır, başında harfi tarif yoktur. Ama sonunda bir na gelmesi suretiyle zamirler marife olduğu için na da bir zamirdir ve marifedir, bilinir bir kelimedir. Mevla ona bitişince o da bilinir hale gelmiştir. Burada hem müpteda merfudur hem de haber merfudur. Hem müpteda marifedir hem de haber marifedir. Normalde haberin nekra olması, bilinmez olması esastır. Ama bu her zaman geçerli değildir. Bu tür istisnaları mevcuttur. Ve alallahi Allah'a fel tevekkül etsin el müminler. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minune bu ayette takdim tehir vardır diyebiliriz. Türkçedeki devrik cümleye benzer şekilde Arapçada da bazı unsurlar yerleri değiştirilmek suretiyle cümleye farklı vurgular katılabilir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çokça örneği var. Özellikle de ayet sonları belli şekilde bitmiş oluyor, belli seslerle bitiyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'e kendine has bir ahenk kazandırmış oluyor. Kur'an-ı Kerim şiir değildir belki ama nesir de tam olarak değildir. Şiirle nesir arası kendine has bir tarzı vardır. Ve bu içerisindeki ahenk, melodi, musiki onun ezberlenmesine de çok ciddi katkı yapmaktadır. Zaten Allah'ın bir lütfu olarak ezberlenmesi mucizevi olarak kolaylaştırılmıştır. Tevekkül fiili ala harfi cerri ister. O yüzden de alallahi denmiş. Düz düşünülmüş olsaydı bu cümle fel yetevekkelil mu'minune alallahi denecekti. Fakat alallahi başa çekildi. Başa çekilmek suretiyle vurgusu da arttı. Yani yalnızca Allah'a, sadece Allah'a tevekkül etsin müminler denmiş oldu. Tevekkel emirdir, emir fiil. Faili el-mu'minune olarak gelmiş. Fail açıktan geldiği için de fiil müfret olarak kalmış. Eğer müminlerden önce bahsedilmiş olsaydı, daha önceki bölümde, burada sadece emir gelmiş olsaydı, fel yetevekkelu olacaktı cemi olarak. O zaman liyetevekkel emir el-mu'minune onun faili alallahi de mef'ulün bi konumunda olmuş olacak. Allahü Teala'ya tevekkül edin. Allahü Teala her şeyin failidir. O yüzden irab olarak ona mef'ul denmesini bile şık karşılamayan alimler olmuştur edeben. Biz buradaki cümlede konumuna binaen böyle söylemiş oluyoruz. Yoksa her şeyin faili, gerçek faili Allahü Teala'dır. Amenna <laughs> ve Buradaki vav atıf harfidir. Ve bu atıf harfi önceki cümleye atıf yapmış. Atıf harfleri bazen bir fiili bir fiile, bir ismi bir isme, bir harfi bir harfe atıf yapabilir. Buradaki fe, fel f fe, o da yine bir atıf harfi. Fel yetevakkel aslında li yetevakkel idi, emri gaip dediğimiz siga. Ama başına f fe gelince fel yetevakkele dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim'de emri gaip sigaların genelde başında, bir fe oluyor. Her zaman değil ama çoğunlukla kullanılıyor. Tevakel idi bu aslında. El müminun da sakin geldi peşinden. İki sakin bir araya gelince birinci sakin kesralanır genel kural olarak. O yüzden de fel ye tevakelil müminun edenmiş oldu. Kullan <laughs> yusibana illa ma kataballahudakimma isme usuldür. Müşterek isme usuller kategorisindedir. Müşterek denmesinin sebebi bunların müfred tesniye cemi, müzekker müennes gibi bir ayrımı yoktur. Hepsinde ma kullanılır. Öyle olduğu içindir ki tercümede buradaki ma'ya hem müfret hem de cemii anlam vermek mümkündür. O yüzden biz de, de ki başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şey şeyler gelir her iki ihtimali de düşünerek yazdık. O bizim mevlamızdır ve öyleyse müminler sadece Allah'a güvensinler, ona dayansınlar, ona bel bağlasınlar. Okuduğumuz ayette yer alan kelimelerden Türkçemize geçmiş olan kelimeleri de hatırlayalım. Kul kelimesi kale fiilinin emri. Bu kökten dilimize bazı kelimeler geçmiş. Mesela kale almak yani kale söyledi demek, söylenmiş olarak hareket etmek, söylendiğini düşünerek hareket etmek. Kale almamak şeklinde söylenince de sanki söylenmemiş gibi yapmak. Kalu bela, kalu dediler, bela, evet, tabii ki. Bu söz şeyin çok eski olduğunu ifade etmek için mecazen kullanılıyor. Kalu beladan kalma bir arabası var gibi mesela. Ruhların ilk yaratıldığında Allahü Teala onlara sormuştu. Elestü bi rabbikum. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekilde. Ruhlar da demişti ki kalu dediler bela. Tabii ki ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin diye. Olumsuz sorulara verilen cevap bela şeklinde olduğu için belayla cevap verilmiş. Burada ruhlara bu şekilde sorulup bu şekilde cevap alınması olayı elest bezmi olarak isimlendirilir. Yani elestu bi ayetinin bir parçası alınarak o şekilde isimlendirilmiş. Elest zamanı elestu sorusunun sorulduğu zaman anlamında. Kıyul kal kullanımı. Kıyle ve kale. Kıyle denildi, kale dedi denildi, dedi, yani dedi, kodu demek. Makale kelimesi kaleden yine söylenilmiş olan söz ama bu yazıya dökülmüş olanlar için daha çok kullanılıyor makale. Mukavele kelimesi kavale yukavilu mukavaleden mufale babına geçmiş şekli. Karşılıklı olarak sözleşmek demek. Yusibena esabe yusibudan geldiği için mastarı isabet Türkçemize geçmiş. Zaten fiillerin genelde mastarları geçmiş ismi failleri, geçmiş ismi mefulleri geçenler var ama en çok mastar geçmiş. O yüzden bir fiille karşılaştığınız zaman hemen mastarını bulmaya çalışın. Türkçemize geçmiş olma ihtimali yüksektir diyoruz. Musibet ismi faili olarak geliyor. İsabet eden şey demek aslında. Olumlu ya da olumsuz isabet eden her şey musibettir. Ama olumsuz anlamı ağır basmış, öyle yerleşmiş. Tasvip kelimesi de Yine savabe kökünden geliyor. Savab kökü doğruluk kökü demek. Bir şeye doğru olmayı da ifade ediyor aynı zamanda tasvip etmek bir şeyin doğru olduğunu söylemek onaylamak. İlla bir istisna edatıdır. Türkçemizde de illa da, illaki, illallah demek gibi ifadelerde kullanılıyor. La'nın imdadına illa yetişir diye bir Türkçe atasözümüz bile var. La deyip hayır olamaz deyip kestirip atınca illa diyerek bir istisna oluşturmak genel kuralların istisnaları genellikle çıkar anlamında kullanılan bir söz. Ma ismül mevsulü de Türkçe'mizde ma maafihi ifadesinde geçmiş ma maafihi diyerek biraz hızlanınca bu hale gelmiş. Ma maafihi onun içinde olan şeyle birlikte onunla birlikte bununla birlikte derken kullanıyoruz. Ketebe Yazdı demek, katip yazan, kitabe yazılmış olan. Eğer bu kitap şeklinde yazıldıysa kitap, mektup şeklinde yazıldıysa mektup, yine yazılmış demek. Mektep de yazma yeri, yazılan yer anlamında kullanılmış. Allah lafzı Türkçemizde çokça kullanılıyor. Bunlardan bazıları Allah'a ısmarladık. Allah'a sen, Allah aşkına, vallahi, billahi, tallahi. İnşallah, maşallah, elhamdülillah, yallah düşmeler olmuş ama sonuç itibariyle çokça kullanılıyor. Bu da aslında dilimizin çok güzel bir özelliği. Günlük dilde konuşurken farkında olmadan aslında Allahü Teala'nın ismini anıyoruz. Bu da bir nevi zikirdir. Bunun da inşallah sevabı olur. Lam bir harfi cerdir. Le, lehine, lehudaki, leh bu şekilde buraya geçmiş. Lehdar aleyh zıttı gelecek. Lehine işte onun menfaatine, onun lehine anlamında kullanılıyor. ve o demek. Hava, heva, huvel baki hep aynı yerden gelen ifadeler. Huvel baki derken Allahü Teala'nın baki kalacağını, her şeyin fani olduğunu ifade etmek üzere biliyorsunuz bu ifade mezar taşlarının üzerine yazılır. Eskiden komşular birbirine komşu komşu hu hu diye camdan seslenirdiler. Hüviyet kelimesi buradan geliyor. Huveden yani o, onun ne olduğunu söylemek. Mahiyetini ortaya koymak. Kimliği, kim olduğu demek. Yahu, ya ve hudan oluşmuş. Ya edatı ey anlamında. Tanımadığımız, bilmediğimiz kimselere yahu diyerek. Yahut işte biraz kızınca söylenen bir ifade. Yunus Emre'nin çok güzel bir ifadesi var. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaradılarını sevdik yaradandan ötürü. Elif okuduk ötürü ifadesini anlamak için biraz Arapça bilmek lazım. Elif'in üzerine ötre koyunca o u diye okunur. Yani o. O'nun Arapçadaki karşılığı huvedir. Huve de allah Teala'yı sembolize eder. Dolayısıyla biz o dedik. Yani Allah dedik diyor Yunus Emre. Allah dedik sonra ne yaptık? Pazar eyledik götürü. Götürü usulü pazar yaptık. Yani öyle pazarlık yapmadık. Üçün beşin hesabını yapmadık. Allah dedik. Allah bize ne emrettiyse yaptık. Yapma dediyse yapmadık. Onu yapsam olur mu? Bunu yapmasam olmaz mı? İşte efendim onu yaparsam ne olacak? Bunu yaparsam ne olacak gibi basit pazarlıklara girmedik diyor. Ondan sonra da yaradılanı sevdik yaradandan ötürü. Yani yaradan oysa onu yarattı her şeyi de sevdik demiş. Müthiş bir irfan ve kültür özeti. Hakikaten harika bir dörtlük. Sehli mümteni derler. Yani kolay ama böylesini yazmak, böylesini oluşturmak imkansız gibi bir şey. Mümteniye. Mevla kelimesi veliye kökü. Evla buradan geliyor. Daha iyi, daha üstün. Evliya, velinin cemisi olarak. Evliya, Allah'ın dostu anlamında. İstila, yine aynı kökten. Mevlana, işte Mevlana Celaleddin Rumi. Efendi anlamında. İnsanlar için kullanıldığında efendi, allah Teala için kullanıldığında da mutlak efendi, ilah, Rab anlamında mütevelli bir şeyi sorumluluğunu üstlenen, vali yine bir vilayetin sorumluluğunu üstlenen kişi, velayet, çocuğun üzerindeki velayet hakkı, veli, vilayet bunlar da hepsi Mevlana ile kökteş. Ala harfi cer de Türkçemize geçmiş, aleyhine derken, Aleyhtar, aleyhtarları alel acele, acele üzere, alel ade, adet üzere, alışıldığı üzere. Selamun aleyküm, aleyküm selam, selam üzerinize olsun. Elge tevekkel kelimesi de tevekkül olarak Türkçemizde aynen yer almış. Müvekkil, vekkele ve tevkil, avukatların müvekkilleri vardır. Ve avukatlara vekalet verirler. Vekil de bu vekaleti alıp onun adına tasarrufta bulunur. Tevekkül de aslında allah Teala'yı kendimize vekil tayin etmek ve bunu kabullenmek. Ya Rabbi sen benim adıma ne yaparsan ben razıyım demek. Tevekkeli boşuna değilmiş gibi bir anlamda Türkçe'de farklı bir anlam kazanmış. El-Mu'minun kelimesi de imanla alakalı. Aman, eman, emin, emniyet, iman, mümin, te'min, te'minat hepsi burayla alakalı. Emine kökünden gelmiş kelimeler. Buradaki meymenet ve yemin kelimeleri de yine aynı kökten sayılabilir. Çünkü emine kökünde hemze var. Hemzelerin aslı yavavdır, yayağdır denir. Dolayısıyla bununki de aslı yağ Meymenet kelimesi de uğur demek. Yemin kelimesi yine uğur anlamına yakın. Yemin anlamı da var. Bu kökteki bütün kelimelerde güven anlamı var. Mümin güven veren, güvende olan anlamında. Çünkü bir insan iman ediyorsa kendisini kainatta bir boşlukta hissetmeyecektir, güvende hissedecektir. İman ettiğini söyleyerek karşıya bir teminatta bulunmaktadır. Dolayısıyla içinde hep bir güven var. Güven alma ve karşı tarafa güven verme söz konusu. Son olarak ayeti tecvitli olarak bir okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم سيس اللهُ دَوْرُ